Gelmeyenler için baştan bir daha söylüyorum. Bir aritmetik dizimiz olsun dedik. 3, 7, 11, 15 aritmetik dizi aralarındaki farklar aynı olan dizilere. Hep aynı olacak arkadaşlar. Bu dizi 4, 4 artıyor. Bu yüzden bu dizi aritmetik dizi denir. Ve bu 4 denen farka D denir dedik arkadaşlar. D difference demek İngilizce, fark demek. Dolayısıyla buradaki farklar da hep aynı olduğu için onu D diye isimlendiriyoruz. D'si 4. Buradaki birinci terim 3, ikinci terimi A2 diye ifade ediyoruz 7, üçüncü terimi A3 diye ifade ediyoruz 11, dördüncü terim A4 15 arkadaşlar. Şimdi genel kurallarını çıkarmaya başlayacağız yavaş yavaş. A2, A1 artı D arkadaşlar. A3, A2 artı D. A4 de A3 artı D olacak arkadaşlar. Peki biz buradan şuraya A2 yerine A1 artı D yazarsak A3 aynı zamanda A1 artı 2D olmuş olacak. Şuradaki A3 yerine arkadaşlar A1 artı 2D yazarsak A4 aynı zamanda A1 artı 3D olmuş olacak. Şuralara dikkat ederseniz A2 A1 artı D, A3 A1 artı 2D, A4 A1 artı 3D. O zaman biz bunun genel kuralını, aritmetik dizinin genel kuralını ortaya koyabiliriz arkadaşlar. Nedir? N'inci terim ilk terime N-1 tane ortak fark eklenerek oluşturulabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde oluşturabiliyoruz. Peki şimdi bu dizinin genel terimi diyoruz arkadaşlar. Bir de unutmayın şöyle bir durum var. Her bir aritmetik dizide herhangi bir terimle bir öncekinin arasındaki fark arkadaşlar her zaman D olacaktır. Bir sonraki ile bir önceki arasındaki fark D olacaktır. Şimdi bu aritmetik dizinin özelliklerini görelim. Hani aslında bu özelliklerin hiçbirini ezbere bilmenize gerek yok. Soru karşınıza geldiğinde şu tanımı yazarak arkadaşlar, aritmetik dizinin kuralını yazarak bütün soruları çözersin. Şimdi birinci özelliğimiz göstererek yapacağım arkadaşlar. Bir tane AM diye bir terim olsun. AM terimi. Bu terimi biz biliyoruz ki şuradan dolayı A1 artı M-1 tane D diye yazabiliriz. Şimdi bir de AN olsun. O da A1 artı N-1 tane D diye yazabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları taraf tarafa çıkarırsak M'inci terimden N'inci terimin çıkarılmış halinde A1'ler birbirini götürür. M-1 tane D'den N-1 tane D çıkaracağız arkadaşlar. Burada da eksi D'ler bir de artı D olduğu için gidiyor. Burası M eksi N çarpı D olmuş oluyor. Yani D demek arkadaşlar iki terimi birbirinden çıkarıp kaçıncı terimlerse onları da birbirinden çıkarıp bölersek D'yi bulmuş oluyormuşuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bana dedi ki bir tane aritmetik dizimiz var. Bu dizinin 7. terimi 19, 13. terimi de 35. Bunun bana D'sini bul, A1'ini bul, kuralını bul, AN'i bul, her şeyi sorabilir arkadaşlar. Biliyorum ki ben A13'ten A7'yi çıkarıp 13 eksi 7'ye bölersem D'yi bulmuş olurum. A13 35, bu da 19 olursa 16 bölü 6 eşittir D olur. Bizim D'miz 8 bölü 3 olur. Ha, sonra ne yaparım? Sonra derim ki A7 eşittir. A1 artı 6 tane D değil miydi? D'yi biliyorum. A7'yi biliyorum. Neyi bulurum? A1'i bulurum. A1'i biliyorsam genel terim A1 çarpı N eksi 1 tane D. D'yi biliyorum. A1'i biliyorum. Bunu da çıkartırım. Yani bu kuralı kafanızda tutarsanız burayı tak diye yaparsınız. Tutmazsanız da yaparsınız. Yani giderseniz bu şekilde ikisini yazarsınız. Sonra taraf tarafa çıkarılacağını zaten göreceksinizdir. Peki, şimdi bu birinci özellikti. Birinci özelliğimizi şöyle kutu içine alayım. Şu arkadaşlar. Devam ediyorum. Sorusu olan var mı buraya kadar? Yok. İkinci özelliğimiz arkadaşlar. Bir dizinin ilken terimini göz önüne alalım. Bir dizinin ilk en terimini dikkate alalım. Çünkü biliyoruz ki biz diziler sonsuz elemanlıdır. Yani bir diziden bahsediyorsam sonsuz. Ancak şöyle diyebilirim. Hani şuraya kadar bakın derim. O zaman o sonlu dizi olmuş olur. Eğer herhangi bir şey belirtmiyorsam bu diziyle alakalı o dizi sonsuz dizidir. Şimdi dizinin ilk en terimini dikkate alalım.
Ne olsun, bir tane dizi atalım. Ne olsun? İşte az önceki dizimizle devam edelim. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35. Kaç tane oldu? 4, 6, 8, 9. Bir tane daha söyleyelim. 10 olsun arkadaşlar. Şimdi bu dizinin bu bölümünde arkadaşlar baştan ve sondan eşit uzaklıktaki terimlerin toplamı birbirine eşittir. Nasıl, ne demek istiyorum? 3 ile 39'un toplamı 42 yaptığı gibi 7 ile 35'in toplamı da 42 yapar. Ve aynı şekilde 11 ile 31'in toplamı da 11 ile 31'in toplamı da 15 ile 27'nin toplamı da 19 ile 23'ün toplamı da arkadaşlar bana aynı sayıyı verir. Yani bir dizinin belli bir terimini göz önüne aldığımızda baştan ve sondan eşit uzaklıkta olan terimlerin toplamı birbirine eşittir arkadaşlar. Neden öyledir? Çünkü buraya giderken bir tane d artıyorsunuz. Buradan buraya giderken bir tane d azalıyorsunuz. Dolayısıyla bu değerler toplayınca birbirini götürüyor ve toplamlar aynı olmuş oluyor. Üç nolu özelliğimiz bir aritmetik dizideki bir aritmetik dizide bir terimin solundan ve sağından eşit uzaklıktaki terimlerin ortalaması ortadaki terime eşittir. Bunu böyle uzun uzun yazmayacağım. Şunu söyleyeceğim. Mesela A5 eşittir A7 artı A3 bölü 2'dir. Neden derseniz? Çünkü A7 arkadaşlar, bir yandan şunu da söyleyeyim. Ben mesela A30'u A10 artı 20 tane D diye yazabilirim. Çünkü A10'un üzerine 20 tane fark eklersem A30'a giderim. A45'e A5 artı 40 tane D diyebilirim. Burada anlamadığın bir şey var mı bununla alakalı? Yani sonuçta şöyle yazıyordum daha önceden. Mesela A30'u A1 artı 29 tane D diye yazıyordum. Şimdi A10 artı 20 tane D diye de yazabilirim. Çünkü A10'a 20 tane D eklersem A30 olur gibi düşünebilirsiniz. Eğer bunu böyle düşünebiliyorsanız A7'yi A5 artı 2 D diye düşünebilirsiniz. A3'ü de A5 eksi 2 tane D diye düşünebilirsiniz. Bu eksi 2 D ile artı 2 D birbirini götürecektir. 2 tane A5 bölü 2 direkt olarak A5 olacak. O zaman üçüncü özellik bize ne diyor? Bir terime eşit uzaklıkta iki terimin toplamının aritmetik ortalaması, yani toplamının yarısı ortadaki terime eşittir. Bir başka sayısal örnek veriyorum. A10 eşittir. Mesela Melih, buna bir örnek verir misin? A10 neye eşittir? A9 eksi pardon A9 artı A5 bölü 2 olabilir mi? Hayır. A10'a eşit uzaklıkta olacak. A eşit uzaklıkta olacak, pardon. A1 o zaman. A11 A11. bölü 2. A dedik, tamam. Bir terime eşit uzaklıktaki olan iki terimin toplamının yarısı, yani aritmetik ortalaması ortadaki terimi verir. O zaman bir tane daha yapıyoruz. A24 için bize şey var söylesin. Bir tane söyle. Kaçla kaçın toplamının yarısıdır A24? A26 ile A22'nin toplamının yarısı. Melih, anladın mı kuralı? Anladım hocam. Peki şimdi bu bir aritmetik dizideki ilk n terimin toplamını arkadaşlar bulacağız. İlk n terimin toplamının kuralını bulacağız. Şimdi buna Sn diyoruz genelde. İlk n terimin toplamı demek. İngilizcesi sum arkadaşlar, toplamak. Bunun s'si. Tamam. Sn. İlk n terimi topla diyor bana. Ben de yazıyorum. İlk n terimi yazalım. Bakalım ne olacak. Bakalım. İlk n terimi toplayalım arkadaşlar. A1 zaten A1. A2 A1 artı bir tane de. A3 A1 artı iki tane de diye gidiyor. En son An A1 artı n eksi bir tane de. Şimdi burada n tane terim var. Her birinin içinde A1 var. Demek ki n tane A1 var arkadaşlar. Bir de bir tane de, iki tane de, n eksi bir tane de var. D artı 2 D artı n eksi bir tane D var.
Şurayı arkadaşlar D parantezine aldık mı birden n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamı. Yani D çarpı n eksi 1 çarpı n bölü 2 artı n çarpı A1'dir arkadaşlar. Anladınız mı? Evet hocam. Çocuklar, var mı sıkıntı bununla Evet hocam. alakalı? Bir de şuradan yapabilirsiniz. Sonuçta burada n tane terim var. Yani bunları biz ta temel kavramlarda yaptık. Ne yapıyorduk? Terim sayısı n çarpı ilk terim artı son terim bölü 2 yapıyorduk. Anladınız mı arkadaşlar bunu? Evet hocam. Tamam. Evet. Burada bir yanlışım yok herhalde, değil mi? Kafadan yaptım çünkü böyle tak diye. Yok herhalde. Şimdi buralar basit kısımlar. Şimdi biraz bir de şunu söyleyeyim. Mesela şöyle bir diziyle karşılaştınız. Bunu çok hızlı bir şekilde yaparsınız da daha da hızlanmanız için. Mesela 3, 8, 13, 18, 23 diye giden bir diziniz var. Bunun bir aritmetik dizi olduğunu anladınız. Bu dizinin genel kuralı arkadaşlar, aradaki fark 5 olduğu için 5n diye başlar. Sonra bu dizinin genel terimini bulmak için, hani alternatif bir yol bu, 5'er 5'er gittiği için 5n diye başlayacak. Sonrasında ise 1 verince birinci terimi elde etmeniz lazım. 1 verince burası 5 oluyor. Demek ki bu dizinin genel terimi 5n eksi 2'ymiş diyerek de dizinin genel terimini hızlı olarak yapmış olursunuz. Peki, şimdi biraz soru çözmeye başlayalım. Basit bir soruyla başlayalım. İlk terimi 7, ortak farkı yani D'si 5 olan dizinin genel terimini bulalım. Çok basit bir soru. Nci terim bizim genel terimimiz arkadaşlar. Formülünü bulmuş olacağız yani bu dizinin. Yani bu bir fonksiyon biliyorsunuz aslında. Fonksiyonun cebirsel kuralını bulmuş olacağız. İlk terimi genel terimi şuydu. Birinci terime n eksi bir tane d ekliyordu. Birinci terimi 7, ortak fark 5. Çok basit arkadaşlar. 7 artı 5n eksi 5. An ne olmuş oluyor? 5n artı 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Zorlaştıkça size soracağım. Şöyle bir soru sorayım. Bir dizinin 7. terimi 37, 12. terimi 62 ise bu dizinin genel terimini bulunuz arkadaşlar. Zaten dizinin genel terimini bulduğunuzda genel terimini bulunuz. Hadi bulun bakalım. Beş en artı iki oluyor sanırım. Ben de 5'in altı 2 buldum hocam. Evet, bir dizinin 7. terimi hani şöyle yapabilirsiniz. 7. terim nedir? Birinci terim artı 6 tane D'dir. 12. terim nedir? Birinci terim artı 11 tane D'dir. Bu neymiş? 37. Bu neymiş? 62. Alttakinden üsttekini çıkarırsak arkadaşlar A1'ler birbirini götürür. 5D eşittir. 25 olur. D ne olur? 5 olur arkadaşlar. D5 ise buraya koyarız 5'i. 5 kere 6 30. A1 ne olur? 7 olur. O zaman bu dizinin genel terimi ne olur? 7 artı n eksi 1 tane
D'miz kaçtı? 5 miydi? 5 olur. O da 5n eksi 5, 7n artı 2 olur. Ama özelliği kullanmak isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Can A 5'in artı 2 12'den olması gerekmiyor mu A7'yi oranın? çıkarıp 12'den 7'ye çıkarırsınız. Direkt olarak neyi vermiş olur size? D'yi vermiş olur. Ama bu formülü bilmenize gerek yok. Şu açılımı yaptığınız zaman direkt olarak ulaşacaksınız. Efendim Melih? Cam 7n artı 2 dediniz de 5n artı 2 olması gerekmiyor mu genel terim? Evet, 5'endir. Yanlış yazmışımdır. Hızlı yapınca. Tamam. Anlaşıldı mı? Peki, şimdi bütün bu bilgiler ışığında şu soruyu soruyorum size. Kağıncı terimi M, M'inci terimi pardon, M'inci terimi K olan aritmetik dizinin bana dördüncü terimini bulunuz. Tabii M ve K cinsinden çıkacak arkadaşlar. K'ıncı terimi M, M'ıncı terimi K olan aritmetik dizinin dördüncü terimini bulunuz. Eksi 4 artı m artı k mı? Ben de öyle buldum. Evet. Olabilir. Doğru. Bir 30-40 saniye daha bekleyelim. Evet, yapalım arkadaşlar. K'ıncı terimi M ne demek? AK eşittir M demek. AK nedir? A1 artı K-1 tane D eşittir M. M'inci terimi AM eşittir A1 artı M-1 tane D, o da K arkadaşlar. Şimdi bunları taraf tarafa çıkarırsak A1'ler birbirini götürür. K-1 tane D ile M-1 tane D çıkarırsak K eksi M tane D kalır. Buradan da ne olmuş olur? Hangisinden çıkarmış? Üsttekinden alttakini. M eksi K. Bölersek birbirine D eşittir. Eksi 1 çıkar arkadaşlar. Şimdi o zaman benim burada dördüncü terimi yazabilmem için neye ihtiyacım var? A1 artı 3 tane D'ye ihtiyacım var ki D'yi buldum. Şimdi o zaman neyi bulmam lazım? A1 bulmam lazım. Yani eksi 1 alıyorum. Yukarıda ikisinden birini şuraya koyuyorum. A1 artı eksi 1 tane K eksi 1 eşittir M olacak arkadaşlar. O zaman A1 ne olacak? M artı K eksi 1 mi olacak? Evet. Karşıya atınca. O zaman gideceğim şurada. A4 eşittir A1 yani M artı K eksi 1 artı 3 tane D yani eksi 3 olacak. Buradan da M artı K eksi 4 olacak arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım. Mesela ne diyelim? 33 bölü 5 ile 108 bölü 5 arasına 17 tane sayı yerleştirerek bir aritmetik dizi elde ediliyor.
Bu dizinin ortak farkı nedir? Nedir? Evet. Bulun bakalım. Bulan yok mu? Hocam 5 bölü 6 buldum ama emin değilim yani. Başka? Bir buldum ben hocam. Bir buldum. 15 bölü 17 buldum ben. Peki bakalım arkadaşlar. Şimdi bunların arasında 17 tane terim yerleştiriyorum ve aritmetik dizi oluşturuyorum. O zaman birinci terimim bu oluyor. Araya 17 tane daha terim koyuyorum. 108 bölü 5 kaçıncı terim oluyor? 19. terim oluyor. Doğru mu? Bu ikisinin arasında 17 tane terim koyup aritmetik dizi oluşturuyorsam demek ki burada 19 tane terim var. Peki A19 nedir? A1 artı 18 tane D değil midir? Yani 108 bölü 5 eşittir 33 bölü 5 artı 18 tane D. Buradan 108'den 33 çıkarırsak kaç oluyor? 75. 5'e bölersek 15 eşittir 18 tane D oluyor. Buradan da D 15 bölü 18'den 5 bölü 6 gelecektir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam. Evet hocam. Peki, buraları böyle geçiyorum ya, yani önemli gördüğünüz yerleri videodan izleyip not alırsınız. Şimdi bir aritmetik dizinin bir aritmetik dizinin ilk dört teriminin toplamı 10. İlk dört teriminin toplamı 10. İlk 8 teriminin toplamı 68 ise bu dizinin 14. terimi nedir? Evet, 14. terimini bulunuz. İlk dört teriminin toplamı 10, ilk 8 teriminin toplamı 68. 37 mi? Evet. Dedi. Peki Burak nasıl buldun anlat bakalım. Şey dedim. İlk 10 teriminin toplamını buldum ilk önce. İlk Birinci 10 terimi terim. yok, ilk 4 terim pardon.
Eşittir 10. Bu nedir? Daha şöyle 4 yaptım. A1 cinsinden yazmışsın. A1 artı D, A1 artı 2D, A1 artı 3D. Yani 4 tane A1 artı 6 tane D 10 yapıyor. Sonra? Sonra ilk 8 teoremin toplamı da aynı bu şekilde yazdım. Böyle mi geldi o da? Evet hocam. Sonra ne yaptın? Bunu... Buradan A1 ile D'yi buldum. Evet, 2 ile çarpıp çıkarınca 48 eşittir hop 16. D3 mi geldi? Aynen hocam. D3 ise yerine koyduk. 6 kere 3 18. A1'in olması gerekiyor. Eksi 2 olması gerekiyor. A ne olacak? A1 artı n eksi 1 tane D olacak. An A1 eksi 2. A bize kaç soruyordu? 14 soruyordu. 13 tane 3 olacak arkadaşlar. Oradan cevap 37 çıkacak. Peki bir başka örneğimize geçelim. Bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı arkadaşlar her n pozitif doğal sayısı için şöyleymiş. 3n kare artı n bölü 2 imiş. İse bu dizinin 5. terimi nedir? Hocam 27 bölü 2 buldum. 27 bölü 2 değil sanırım. Evet. Çocuklar bunun benzerini yapmıştık daha önce. S5 ne burada arkadaşlar? İlk 5 evet. İlk 5 teriminin toplamı. S4 ne? İlk 4 teriminin toplamı. Yani biz eğer S5'ten S4'ü çıkarırsak A5'i buluruz burada. S5 ne? 5 koyalım yerine. 25, 75, 80 bölü 2'den 40. Eksi 4 koyarsak 48 artı 4 52 bölü 2 26 yani cevap 14. Son bir sorumuz daha var arkadaşlar. Ondan sonra araya gidiyoruz. Aradan da geometrik diziyle dönüyoruz. 3 terimli bir aritmetik dizinin terimleri toplamı 3 terimli bir aritmetik dizinin terimleri toplamı 3 terimlerin karelerinin toplamı 21 ise dizinin en küçük terimini bulunuz.
Eksi 2 buldum hocam ben. Bakayım. Evet. Doğru. Evet, yapalım arkadaşlar. Müşterinin bir dizinin ortadakine biz A diyelim. Bir sonraki A artı D, bir önceki A eksi D olsun. Bunların toplamı 3 yaptığına göre D'ler birini götürecek. A 1'miş. Yani bizim terimlerimiz 1 artı D ile 1 eksi D ve 1'miş. Bunların kareleri toplamı 1 eksi D'nin karesi artı 1'in karesi artı 1 artı D'nin karesi eşittir 21 yapıyor. 1 eksi 2D artı D kare artı 1 artı 1 artı 2D artı D kare eşittir 21. Burada eksi 2D ile artı 2D birbirini götürüyor. 2 tane D kare artı 3 eşittir 21. D kare buradan da 9 oluyor. Yani D ya 3 ya da eksi 3 oluyor. D 3 olursa D eşittir 3 için bizim dizimiz eksi 2 1 4 oluyor. D eşittir eksi 3 için ise dizimiz 4, 1, eksi 2 oluyor. Her halükarda en küçük terim, en küçük terim eksi 2 oluyor arkadaşlar.